Arkadaşlar herkese günaydın. Yine yürüyüşümüze başladık. Bugün Göbekli Tepe'nin etrafındaki bir rotayı yürüyeceğiz. Rota çok kıymetli bir rota bizim için. Şöyle Urfa Camping adına Ayhan Hocam ve Urfa Camping yönetimi burada Göbekli Tepe'nin etrafında bir rota oluşturuyorlar. Rotanın ismine de Klaus Schmidt koyuyorlar. Rotanın ismini. Klaus Schmidt, ben daha önce Göbeklitepe'de de bir video çekmiştim. Klaus Schmidt arkadaşlar Alman arkeolog. Göbeklitepe'deki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog aynı zamanda. Bugün yürüyüşün şöyle de bir kıymetli bir tarafı var. Klaus Schmidt'in eşi Çiğdem Schmidt de aramızda. O da bizimle yürüyor. Zaten Klaus Schmidt adına, onun anısına düzenlenmiş bir yürüyüş. Yürüyüşümüze başladık. Güzel olacağını düşünüyorum. Havamız yine çok güzel, şansımıza. Harika bir hava var. Ben de size bu yürüyüşü bir taraftan anlatmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Kaç hayvan var? 500'e yakın. Eşek de yükleri taşımak için mi? Güzel. Karşıda eşeğe fısıldayan çocuk var arkadaşlar. 500 koyun varmış. 2 de eşek. Evet, bugün Tosun'um da bizle yürüyor. Merhabalar efendim. Nasıl gidiyor yürüyüş? Gayet iyi. Beni sebep olduğunuz için teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim efendim. Umarım güzel bir yürüyüş olur. Doğa süper. Göbeklitepe'ye gelmiştik ama hiç çevresini gezmemiştik. Özellikle buraya gerçekten yürümek isterdim. Hani gönlümdeki gibi oldu. Evet. Erken mi acaba konuşmak? Tabii daha başındayız hani. Tabii bir akşamüstü bir de konuşmak lazım tabii, ama. Tamam. Ama ne mutlu bana Tosun'um ya. Sen de mutlu oldun. Tosun mutlu. Tosun mutlu. Mu kıtasına göre abi. İnsanın soyu oradan geliyor. Geri dünyaya mı geleceksin? Sen zaten burayısın. Başka bir yere değilsin ki. Ya dünya yok olsa? Ne? Dünya yok olsa. Dünya yok olmuyor abi. Bu kıbleyi sorgulatır abi. Nasıl? Yani biz dünyanın da bir ömrü var. Mesela 4,5 milyar yıl sonra güneş patlayacak. Yok, güneş abi, abi senin büyük dedelerin, büyük akrabaların hepsi 2,5 metre, 5 metre, 10 metreydi. Tamam. Hepsinin yaşı 300-400 kusurlar olduğu için abi. Şu an sen yaşın 60-70, en fazla 100, tamam mı? Evet. Öte yandan abi sen de bu yüzden yaşamı biraz daha doğal gıdaların takviye hani alıyorsun ya. Evet. Yaşamın her zaman bu şekilde düşüyor. Normalde sen de ya o zaman 100 sene kemiklerin... 100 sene sonra 50 yaşına mı inecek bu yaş? Yok 40. Yani şöyle, doğal beslenme iyi mi kötü mü diyorsun şu an? Abi eskiler hepsi doğal beslendiği için uzun ömürlü yaşıyorlar. Ama niye mesela dede ve dedenin babası neslinde işte 40 yaşında adama wow köyün en yaşlısı diyorlarmış. Abi efsaneye göre Adem 1 kilometre. 1 kilometre. Evet. Biraz fazla değil mi? Yok doğru 1 kilometre. Çünkü efsaneye göre bazı o Mısır'ın piramitleri yapan insanlar var ya. Yani bizim birkaç kadar. Yani biz nasıl bir taşı kaldırıyorsak onlar da o boyutta o taşı kaldırıp inşa ediyorlar. Yani bir evin inşası gibi. Anladım. Şimdi arkadaşlar bir mola verdik. Yürüyüşün başında söylemiştim. Orta Ören köyü şöyle şurada arkamda kalıyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Orta Ören köyünün geçince bir tepe var. Burası biraz yokuştu, eğimliydi. Tepeyi açtık, çıktık. Orta Ören köyünün birazcık ilerisinde molamızı verdik. Buradan sonra bir köy daha var. Şu an adını tam hatırlayamıyorum. Bir şey Şıh. Sarı Şıh mıydı? Neyse öğreneceğim. Onu, o bilgiyi de sizle paylaşırız. Ortam güzel. Birazdan yürüyüşün devamında Göbekli Tepe'yi uzaktan göreceğiz. Solumuzda kalacak Göbekli Tepe. Ekip de şöyle, ekibi de size göstereyim. Ekibimiz mola vermiş durumda. Şuradayız. Bir dinlenme zamanı. Bugün şimdi iyi ki doğdum Merve diyorlar. Merve isimli günün doğum günüymüş. Bugün Mehmet Hoca'nın da doğum günü.
Şimdi ben de onu patlatacağım. Ayhan hocam, bir şey söyleyebilir miyim? Bugün Mehmet hocanın da doğum günü. Mehmet, iyi ki doğdun Mehmet. İyi ki doğdun. Evet Mehmet hocam. Teşekkür ederim hepinize. Bu yaşından beklentin nedir? Bu yaşımdan beklentim hiçbir şey beklememek. Ama olma bir şey yani temennin nedir o zaman? Tamam felsefik mi? Temennin mi? Güzel, barış dolu bir dünya, huzurlu. İnsanların birbirini öldürmediği. Güzel. Hep birlikte yaşadığımız. Tek sorunumuz insanın gelecek nesillerde nasıl daha uzun yaşaması. Bir sonraki aşamaya daha iyi nasıl geçebiliriz? Birbirimize uğraşmaktan çok birlikte ileriye dönük adımlar atmalıyız. Süpersin. Teşekkür süpersin ederim. Mehmet abi. Bakın arkadaşlar, hocam konuşunca çok mutlu oluyorum çünkü Şiveli ve Ege'li kendisi. Allah razı olsun. Hocam çok, nasılsın? Çok teşekkür ederim, sağ ol. Siz nasılsınız? Hocam ben bunu dedim ya, sen de bak İstanbul hayır, Türkçesi ben konuşmaya başladın ya. Yani bilerek mi yapıyorsun ya? Vallahi benim elimden bir şey değil. Ya biraz kibar olmak dedim. İyi, iyiyim efendim, siz nasılsınız? İyi vallahi işte abi, yürüyoruz ya öyle böyle bildiğin gibi işte. Ha hocam şöyle ya, özümüze dönelim ya. Baktık grup yürüyor. Hadi dedik biz ayak uyduralım. Biraz tabii inişte çıkışta biraz çoktan beri yürüyüşten uzak kaldığımızda performans düşüklüğü var. Vücut hamlamış. Ama Allah'ın izniyle ona yerine oturacağız yani. Aa, oturtacağız hocam olacak. Çok teşekkür ederim. Ne demek, ben teşekkür ederim sayın hocam. Arkadaşlar Ege şivesi mutluluktur. Şaşmaz. Abi sen beni dinle. Orta öğren. Sarı şehir tabanca bundan sonra. Orta öğren. Orta öğren sarı şehir. Öğrenciye gidiyoruz. Evet. Tamam. Arkadaşlar az önce yaptığım bilgilendirme yanlışmış. Burası orta öğrenmiş. İbrahim abiden aldım bilgiyi. Göbekli Tepe'nin arka tarafına düşüyor. Göbekli Tepe'nin arka tarafına düşüyormuş burası. Zaten göreceğiz galiba değil mi abi? Hatıra ormanı. O şeyi göreceğiz değil mi biz? Göbekli Tepe'yi uzaktan. Tepeden göreceğiz. Tepeden göreceğiz değil mi? Tamam. Şimdi orta öğrenden öğrenci köyüne gidiyoruz. Yalnız yürüyüş için çok ideal bir yol ya. Ben çok çok muazzam yani. Urfa Kamping'le takılın, hayatınızı yaşayın. Urfa Kamping'le takılın, hayatınızı yaşayın dedi kulüp başkanımız İbrahim Bey. Arkadaşlar yemeğimizi yedik, kahvemizi, çayımızı içtik, molamızı verdik, dinlendik. Ben her zaman Göbektepe'ye geldiğimde derdim ki bu civarda yürümek çok güzel olur. Çünkü etraftaki civar coğrafya çok güzel. Şu anda da görünüyor mu bilmiyorum ama tam arkamda Göbektepe'nin çatısı görünüyor. Şu an Göbektepe karşımızda. Bu açıdan bakmayı hep merak etmiştim. Şöyle etrafı da size bir göstereyim. Gerçekten çok güzel. Şimdi biz buradan artık grup toplanmaya başladı. Hazırlandık. Buradan yürüyüşümüze devam ediyoruz. Orta Öğrencik köyünü geçtik. Şimdi Orta Öğren ya da Öğrencik. Orada bir ikilem var. Tam emin değilim. Şimdi buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Asıl Öğrencik köyüne gideceğiz. Göbektepe zaten Öğrencik köyüne bağlı.
öğrenciye doğru yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yürüyüşümüz toplam başladığımız noktadan itibaren 15 kilometre. Şu anda biz 6 kilometresini yürüdük. Geriye 9 kilometre gibi bir mesafemiz kaldı. Hocam uçurtma uçurmaya çalışıyor. Rüzgarlı hava olacaktır muhtemelen. Şöyle buradan tekrar Göbeklitepe'yi gösteriyorum ve yürüyüşümüze devam ediyoruz. Allah Allah. Tanrı'dan diledim. Bu İşlemeyi görüyoruz taşın üzerinde. Burası sanki insan eliyle mi böyle bu hale gelmiş yoksa? Tabii ki. Niye böyle bir şey yapmışlar ki acaba? Bu şey genelde mezardır. Evet. Arkadaşlar yürüyüşümüz kalıntıların olduğu bir yere çıktı. Bakın kendi haline bırakılmış taşlar muhtemelen mezar olduğunu tahmin ediyoruz. Böyle taşların üstünde işlemeler var. Kendi halinde. Hatta şurada şu mezar mı acaba ya? Evet o kaya mezarı, alta giren. Kaya mezarı. Hemen oraya doğru bir gideyim. Bunlar genelde eski ailelere ait kaya mezarları oluyor. Yani bizim tabirimizle fakir. Sizin tabirinizle? Fakir aile. Evet arkadaşlar bakın. Böyle. İçinde soda şişesi olan tahminimizce bir mezar. Onun da üstü açık halde. Şöyle üstünde işlemeler olan. Bakın arkadaşlar şöyle şekilli. Harika ya. Harika da işte kendi haline bırakılmış. Şimdi bu az önce kalıntıların olduğu, kalıntıları gösterdiğim yerden devam edeceğiz. Mola vereceğimiz noktaya doğru gidiyoruz. Manzaramız çok güzel. Şu biraz ilerleyince ağaçlar kapatıyor. Şurada bir tepe var ama o tepe olmasaydı muhtemelen yine Göbekli Tepe'yi görebilirdik diye tahmin ediyorum. Yine de bir bakacağım, oradan da bir görüntü almaya çalışacağım arkadaşlar. Toplam baktığımda saatime 17.000 adım atmışız. 17.000 eğimli yokuş aşağı, yokuş yukarı arazide 17.000 adım. Güzel bir sayı. Bakalım devam ediyoruz. Daha tahminen 5 gibi bitireceğiz. Saatimiz 3. 2 saat daha yürüyüşümüz devam edecek. Birazdan Klaus Schmidt'in eşiyle, Çiğdem Schmidt'le bir soru cevap yapacağız arkadaşlar. Onu da fırsatım olursa ve kendisi izin verirse eğer kayıt altına alacağım. Yarım yitirdim yarim, aman aranı. Evet arkadaşlar şu anda Öğrencik Köyü'ne geldik. Öğrencik Kasabı ve Öğrencik Pide ve Lahmacun Fırını'nın önündeyiz. Yürüyüşümüz burada sona erdi. Minibüslere binmeyi bekliyoruz. Grubun arkada kalanlarının gelmesini bekliyoruz. Süleyman abi hemen bir
sıcak tırnaklı ekmek kaptı geldi. Hepimiz acıktık. Abi şöyle. Ben tuttum, sen de çek. Of. Çok oldu bu. Olsun. Mehmet abi al yarısını. Evet. Bu arada parayı almadılar. İkram mı? İkram etti. Ne ettim almadılar. Arkadaşlar öğrenci pide ve lahmacun fırını bize bir tane tırnaklı hediye etti. Bir de tatlı olsaydı ekmek arası tatlı yazsaydı. Al bir parça al. Grup tamam mı oldu mu? Geldiler mi herkes? Bence biraz daha var. Siz arkadaydınız en son. Biz ortadaydık, bizim arkamızda vardı. Hmm. Ya Hüseyin gelmiş. Ama geldiler mi bilmiyoruz yani. Şey hmm. Falan. Evet. Ekmeği güzelmiş ama. Huli, günün sonu. Günün sonu yorulduk. Hiç bu kadar yürümemiştik. Ama çok güzeldi doğa olarak. Göbeklitepe'ye çok kez geldik ama böyle çevresini çok merak ediyorduk. Manzarası çok güzel çünkü. Merakımız gitmiş oldu. Çok güzeldi. Yorucuydu. Mehmet abi gün sonu. Boğazından gitsin. Adam ekmeği yutamadı. Güzel oldu yani benim için açıkçası. İnsan gelince orayın tarihini araştırıyor. Göbeklitepe hakkında bir sürü bilmediğim şey öğrendim. Çok güzel geçti yani, yürüyüş de güzel geçti. Teşekkürler. Gayet dinlendiriciydi. Teşekkürler. Evet Nergis Kral. Mehmet abime katılıyorum kesinlikle. Özellikle Çiğdem Hanım'dan öğrendiğimiz o bilgiler. Kesinlikle hani bildiğimizin ötesinde bir Göbeklitepe hikayesi olduğunu öğrendik. Şimdi bunları burada açıklamayacağım tabii ki de. Konuşursam. Konuşursam bir yerlere gider falan. Çok eğlendim ama. 24 bin adım atmışız. Daha fazlası da olduğuna inanıyorum. Telefonum bir yerde soru almadı. Yorulduk ama. Ama çok eğlenceli geçti. Gayet güzel bir gün. Bundan sonraki Urfa Camping yürüyüşlerine katılacak mısın? Elimden geldiğince katılacağım. Kesinlikle demiyorum. Evet. Ama katılacağım. Katılacağım. Evet. Evet Süleyman abi. Konuşacak mıyım? Evet abi. Abi biz de yorulduk ama benim için en pozitif anı söylüyorum. Nergis gibi bir arkadaşla tanıştık. Bak kaçırdın bak. Bak. Seni övüyorum burada ya. Evet benim abi. Yorulduk ama yorulduğumuza değdi. Nergis gibi bir arkadaşla tanıştık. Güzel oldu. Fulya sayesinde. Nergis'e geldi yani benim ya. Oğlum benim, tamam tartışma. Benim arkadaşım, ben buldum arkadaşım. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Arkadaşın da sahipleniyor. Yorulduk ama değdi, güzeldi. Yorulduk ama değdi, güzel. Evet o zaman veda ediyoruz artık. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler arkadaşlar.